7 Mart gününden herkese merhabalar değerli dostlar. Güçlü bir gün geçirmenizi umuyoruz. 948 yılında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün bugünü Tiyatrolar Günü ilan etmesiyle 7 Mart'ı Tiyatrolar Günü olarak tüm tiyatroculara sahneye çıkanlarda Tiyatrolar Günü kutlu olsun diyoruz. Güzel oynayanlar güzel sonuçlar alıyorlar, güzel alkışlar alıyorlar. O yüzden sanatçılarımıza başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Değerli izleyenler, biliyorsunuz pazar günü seçimler var. Ve gelecek seçimleri değil de gelecek nesilleri düşünenleri o seçim diye bir paylaşım yaptım Mehmet Şentürk hesabında. Şu anda Mehmet Şentürk hesabında, Trakdeniz TV'de, Trakdeniz Gazetesi'nde canlı yayındayız. Sizin sosyal medyada hem YouTube'da hem Instagram'da Batı Akdeniz TV, Instagram'da Batı Akdeniz Gazetesi olarak yayındayız. Şu anda WhatsApp iletişim hattımız ekranda yok ama ben size hatırlatayım. 0532 352 85 94 0532 352 85 94 bu da Batı Akdeniz TV diye arama yaptığınız zaman zaten göreceksiniz değerli sayın. Evet, günün gazete manşetlerini aktaracağız. İlk gazetemiz Akşam Gazetesi. Ekranda gördüğünüz gibi 24 milyon nüfus gönderdik. İstanbul, Rusya, zaten Avrupa'da sarıldı. Sigara ciğerini söndürdü. Bu elektron sigaralar var ya. Sen dikkat edin. Kaç yıldır kullanıyormuş bu vatandaş. 9 Mayıs'ta ABD'de 4.800 lira tutuldu şeklinde. Diğer manşetler seçmenin adresi burada Akşam Gazetesi'nin nasıl manşetini tanıtılan Selsan Dere manşet. Evet, manşetleri aktarıyoruz. Diğer gazetemize geçiyoruz. Tatlım Gazetesi manşetinde sana doktorumu göndereyim mi? Başkanım çok mutlular, çok şeklinde mutlular manşet. Ana manşet Tatlım Gazetesi'nde. 8 yıl tutuyor mu? 48 yalnız kurt alarmı şeklinde Putin'in ismiyle verilmiş elektroşok. Elektroşok. Bugün güçlük çekiyorum nedense. Bu Ant-Man manşet. Enerji kap. Sol. Çok kulüp. Sessiz artık yazıldığı gibi okuyun. Sol kreşe. Ve kabus gecesi üst manşet skandal var. Promosyon rüzgarı özele taşındı şeklinde. Diğer manşetler. Evet, Takvim Gazetesi'ne geçiyoruz. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti Ramazan'ı iftar çadırlarına geçirmeye gidiyor. Emekli hakikaten zor durumda. Allah yardımcısı olsun. Artık isyan ediyoruz. Seçim sonrası gündem anayasa değişikliği. Katliam gibi kaza yine alt manşette gördüğünüz gibi değerli izleyenler. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetleri böyle. Sözcü Gazetesi'nin manşetlerini aktarıyoruz. Sözcü TV'de reyting patlaması zaten TV'de de var aynısı Sayın Sözcü. Erdoğan'ın harçlığı 200 lira. 11 yılda bakın ne haline geldi. En okulda zam yapmadı. Işlığa da zam yapmadı diyor. Bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bardaklar Hürriyet Halk Partisi'nden alt manşette emekliyi dipsiz kör kuyuya atıp unuttu şeklinde alt manşetler Sözcü Gazetesi'nden sonra Sabah Gazetesi emekliyi rahatlatacak indirimler diyor. Vedatılar Sabah gazetesinde Gazze'nin umudu Türk doktor. Ne manşette ise yılın ikinci yarısı enflasyon düşecek. Demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. CHP'li belediyeler iflas bayrağını çekti. Para kurumlarının ucu başkanlara çıktı şeklinde diğer manşetler. Evet. Sabah gazetesinden sonra Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Hürriyet gazetesinde işte Karabük gerçeği şeklinde ana manşet. Uzlaşarak çözemedik. Boşandık bir diğer manşet. Ne versek dipsiz kuyu gibi. Yine Solingen facia. Evet, diğer manşet. Hürriyet gazetesinin manşetini bitiriyoruz. Ve gazete manşetleri burada sona eriyor. El fiyatlarını aktaracağım şimdi ve ne bütçe aktaracağız. Değerli izleyenler, Dünya Tiyatrolar Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Ve ekrana hal fiyatlarımız geliyor. Hal fiyatlarını aktaralım. 27 Mart 2021 Çarşamba konuşacağım herkes. Önce Ali,
sebze fiyatlıyor. Domates 23 lira. Yıldız domates 40 lira. Yıldız domates 43 lira. Kel biber 37 lira. Sivri biber 50 lira. Kıl sivri biber 63 lira. Kılçık sivri biber 70 lira. Kıl biber 70 lira. Dolma biber, dolmalık biber 43 lira. Apya biber 50, 58 lira. Doğru muydu? Uzaktan evet 58 lira. Kilo biber kırmızı 110 lira. Şimdi biber yeşil 70 lira. Jonathan biber 90 lira. Kampari biber 50 lira. Bin biber 10 lira. Salatalık 14 lira ile 16 lira arası. Sınav salatalık 18 lira. Patlıcan 30 lira. Patlıcan 28 lira. Evet. Doğal patlıcan 25 lira. Kabak 14 lira. Sülye 5 lira değerli dostlar. Batı Akdeniz TV'deki hal fiyatlarını sitemizde sadece Kumluca Finike değil, bu ülkedeki bütün hal fiyatlarını görebilirsiniz. Evet, cezanemizde görelim. Evet, 27 Mart 2024 Hayat Eczanesi nöbetçi bugün akşam, yarın sabah mesai saatine hatta 9'a kadar nöbetçi. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar diliyoruz hastalarımıza. Yorumları okuyalım. Tamam, yorumları da kursan iyi olur diyor. Ben hemen açmaya çalışacağım. Evet. Bülent Aya Mutlu Adamız, alabiliriz. Kolay gelsin, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Soner Hatice Kırdan. Soner Kırdan, kolay gelsin Mehmet Bey demiş. Bağımsız adımlarımızdan, ağızlarımızdan. Çubuk güzelmiş, çubuğumuz güzel. Kulumuzlar evin güçlü oluyor. Fotoğraf çıkarmışız. Hayırlı Ramazanlar ve Tanrı'nın Çağlar Köyü'nün Babamlar Abbas. Teşekkür ediyoruz. Ne dostlar bize mesajlarınızı beğenirsinizse konuşmalarınızı teşekkür ediyoruz. Bu kez daha sanatıyorum. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünün. Siyasetçileri ve başarı ihtimal olanları seçelim. Bak bir gün seçimimiz var. Ve burada insanlara, sizlere seçim atmosferine ve sonuçlarını an be an aktaracağız sizin sayesinde. 0532 şu anda görmüş olduğunuz gibi 322-85-94 numarına Batı Akdeniz Haber ihbar hattına, WhatsApp ihbar hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı da yine şu andaki paylaşımın altına bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.